Düzensiz göçmenlere karşı çıkanlara faşist diyen Nagihan Alçı'ya 6 aydan sert cevap geldi. Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar yalakalık uğruna faşist diye yaftalanamaz dedi. Habertürk yazarlarından Fatih Ertaylı, düzensiz göçü eleştirenleri kaba ırkçılık ve vandal faşizmden bile çok tehlikeli olarak nitelendiren Nagihan Alçı'ya çok sert ifadeler içeren bir yazıyla cevap verdi. Bu akşam Habertürk Televizyon'da teke tekte bu göçmenler meselesi ele alacağız. Bana göre bugün Türkiye'nin daha önemli hiçbir sorunu yok diyen Altaylı şunları yazdı. Büyük bölümü Suriyeli olmak üzere toplamda 7 milyon civarında mülteci, adını yasal olarak veremediğimiz düzenli veya düzensiz göçmen barındırıyoruz. Sayı olarak dünyada bu konuda Türkiye'nin yanına yaklaşabilen yok. Bizden sonra en fazla göçmen barındıran ülkeler 1,5 milyon Afganla Pakistan, 1,7 milyon Venezuela'da ile Kolombiya. Nüfusa oranlı olarak da lideriz. Artık Türkiye nüfusunun %8'ini göçmenler oluşturuyor. Demografi hızla değişiyor. Zaten yerlerde sürülen eğitim düzeyi iyiden iyiye düşüyor. Toplumsal dengeler hızlı bozuluyor. Ciddi kişisel ve ulusal güvenlik riskleri oluşturuyor. Bu meseleyi bu topraklar hep göç almıştır diye örtemezsiniz. Bir imparatorluğun dağılma sürecinde Müslüman tebaasını elinde kalan ana yurtta toplama çabası ile aynı kefeye koyamazsınız. Neredeyse 2000 yıl önceki kavimler göçüyle kıyaslayamazsınız. Kanla, savaşla yurt alanlarla kaçarak gelenleri bir tutamazsınız. Ensar mensar diyerek işin içinden hiç sıyrılamazsınız. Unutmayınız ki Roma'yı yıkan göçler olmuştur. Kontrolsüz göç, göç değildir, yıkımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bundan daha önemli işi yoktur. Türkiye'nin bundan önemli sorunu yoktur. Nesiller boyu sürecek ve asla çözülemeyecek bir soruna karşı bu kadar duyarsız kalınamaz. Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar yalakalık uğruna faşist diye yaftalanamaz. Habertürk yazarı Nagihan Alçı köşesinde şu ifadeleri kullanmıştı. Kaba ırkçılık ve vandal faşizminden bile çok daha tehlikeli olan şey Türkiye'de 9-10 senedir yaşayan 5 milyon insanı bu ülkeden atma projesini sözde entelektüel kılıflarla sunmaya çalışmaktır. Göçmen düşmanlığının en sofistike versiyonuyla bile lafa başlasanız bunun sonu zorunlu olarak aşırı sağcı ideolojiye verir. Kendine solcu ve liberal diyenler bu hakikati unutmamalı. Hiç lafı eğip bükmeden yazacağım. 85 milyon yurttaş ve yaklaşık 10 senedir bizimle birlikte yaşayan, bu toprakların artık bir parçası olmuş 5 milyon göçmen kardeşimizle beraber biz 90 milyonluk Türkiye'yiz şeklinde bir yazı yazmıştık.